Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bir kardeşimiz şöyle sormuş. Okumuş olduğumuz Kur'an ve duaların sevabını geçmişlerimizin ruhuna ve kendi ruhaniyetimize bağışlayabilir miyiz? Okumuş olduğumuz Kur'an, Kur'an'ı hiç kimseye bağışlayamayız. Ne kendimize ne bir başkasına ancak elbette ki ölmüş kimselere dua edilebilir. Çünkü soruda denmiş ki Kur'an ve duaların duadan kasıt eğer e, özel dualar değilse yani ibadet anlamındaki dualar değilse yani Allah'ım ona mağfiret et veya merhamet et veya kabrinin nurlandır veya ona cenneti cennetleri izıklandır gibi ise bu caizdir zaten sünnette olan da budur. Yani ölmüşlere dua edilir ölmüş kimselere. Ancak Kur'an ölmüşlere hediye edilmek için, onun sevabı birilerine göndermek için indirilmemiştir. Bunun meşruiyetini anlamak için neye bakmamız lazım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, onun temiz ashabına bakıp böyle bir şey yapıp yapmadıklarından böyle bir şey yapmanın caiz olup olmadığını anlayabiliriz. Hiçbir sahabe okuduğu Kur'an'ı birilerine hediye etmiş değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmiş değildir. Ancak bu çağımız bid'atlerinden, hastalıklarından bir tanesidir. Kişi elbette ki Kur'an okuyarak kendisi sevap elde edebilir. Kendisi sevap elde edilebilir. Çünkü Kur'an'ı okumak, Kur'an kıraatı yapmak tek başına bile bir ibadettir. Ancak bunun e, okuduğumuz Kur'an'ı falanların ruhuna vasıl eyle ya Rabbi gibi, şu an mesela günümüzde hocaların yaptığı maalesef bu tip davranışlar sünnete aykırıdır. Bir toplumda Kur'an okunursa o insanlar bu Kur'an'ı dinlerler, ondan ibret almaya çalışırlar, nasihat almaya çalışırlar, öğüt almaya çalışırlar ve kalpleri bundan ötürü ürperir. Bu olması gerekendir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i kendi ruhuna veya bir başkasının ruhuna göndermek doğru değildir. Çünkü Kur'an bir hidayet rehberidir. Kur'an insanı cennete götüren sebeplerden biridir. Yani Kur'an ve sünnet bunlara sımsıkı sarılarak hayatına rehber edinmek için indirilmiştir. Ee, ve sevabını bir yerlere göndermek caiz değildir. Çünkü ilk nesil Müslümanlarının ashab tabi'in, etba'at tabi'inin Böyle bir uygulaması yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlar sonra ondan sonra yaşayanlar sonra ondan sonra yaşayanlardır buyurarak kıyamete kadar dini onlar gibi anlamayacak yani onlar kadar doğru anlayan bir topluluğun gelmeyeceğini onlar kadar hayırlılığın da gelmeyeceğini bizlere haber vermiştir. Ve bu hayırlı toplulukta bu tür bidatler içerisine düşmemişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın kendilerine neyi verdikse aldıklarını, neyi de nehyettiyse bundan sakındıklarını görürsünüz. Tıpkı Necm Suresi, tıpkı Necm Suresi 3 ve 4. ayetlerde, pardon Haşr Suresi 7. ayette ve mâ âtâkumur rasûl fehudû ve mâ فانتهوا. رسول زنيي برديسة ونالن، نييدا يا ساقلديسة ونلان ساقنن، بيرمى سيجبي. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد.